1970 yılında Gümüşhane Torun Lisesi'nde doğdum. İlk ve orta öğrenimi Torun Lisesi'nde tamamladıktan sonra Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldum. Askerliğimi Gölcük Donanma Komutanlığı'nda yaptım. Bu arada bir süre özel sektörde çalışmışlığım var. 1995 yılında Giresun Tarım Kredi Kooperatifinde göreve başladım. 99 yılında Bilgi Sistemleri Teknolojisi Programı kapsamında Trabzon Bölge Birliği Müdürlüğü'ne tayin oldum. Orada 2004'te bölge şefi, 2010 yılında da bölge müdür yardımcısı, 2015 yılında Ocak ayında da bölge müdürlüğü olarak atamam yapıldı. 2 yıl Trabzon'da Tarım Kredi Bölge Müdürlüğü yaptıktan sonra 2017 yılının Ocak ayında 3 Ocak tarihi itibariyle de Tekirdağ Bölge Birliği'nde bölge müdürü olarak göreve başladım. Evliyim, 2 oğlum var. Tarım Kredi Kooperatifi nedir? Ne iş yapar? Şimdi Tarım Kredi Kooperatifi bir çiftçi kuruluşu. Çiftçilerin bir araya gelerek örgütlenmeler neticesinde sermaye koydukları bir kuruluş. Tüm tarımsal amaçlı çalışan, ortaklarla beraber çalışan ama bunun dışında ortaklarının dışında da diğer üreticilerin ihtiyaçlarını karşılayan bir kuruluş. Aslında çalışma alanı çok geniş. Çalışma sisteminde de özellikle son yıllardaki yapılan değişikliklerle birlikte ciddi manada esneklik var. Demin de belirttim, sadece Tarım Kredi Kooperatifi ortaklarının değil, üye olmayan diğer üreticilerinin de ihtiyaçlarını karşılıyor ama tabii üye olmak çiftçilerimiz için her zaman avantaj. Üye oldukları takdirde üretimden pazara kadar her aşamada Tarım Kredi Kooperatifleri çiftçisinin yanında olmaya gayret gösteriyor. Biz sadece işte burada özellikle bizim bölgemiz için ihtiyaçlar nelerdir? Tarımsal üretim yapan üreticilerimiz yoğunlukla gübre ihtiyaçları oluyor. Bunun dışında hayvancılık yapanlar için yem ihtiyaçları oluyor. Arazisinin sürmesi için aynı zamanda motorun ihtiyacı oluyor. Temel ihtiyaçlar bunlar ama bunun dışında ziraat makine ihtiyacı olsun, ilaç, ziraat ilaç ihtiyacı olsun, aklınıza gelebilecek diğer tüm tarımsal ihtiyaçlarına Tarım Kredi Kooperatiflerinden istiyorsa peşin uygun fiyata, ki kaliteli mutlaka, kesinlikle kalite bizim birinci prensibimiz. Ve uygun fiyata karşılıyoruz. Kredi olarak da bunları temin etmek istiyorsa kendisine üretmiş olduğu arazi veya çalıştığı arazi miktarıyla orantılı olarak, ürettiği ürünle orantılı olarak tespit edilen kredi doğrultusunda devletimizin vermiş olduğu sübvansiyonlu kredileri doğrudan çiftçimize, üreticimize yansıtıyoruz. Bunlar da nedir? Bizde şu andaki tarımsal kredi faiz oranları %8'e denk gelmektedir. Her ne kadar değişmekle birlikte yaygın olarak bölgemizde özellikle tarımsal üretim açısından %50 indirimli kredilerden sübvansiyonlara istifade edebiliyorlar. Bu da ortalama 4'e falan geliyor. Bu da çiftçimiz açısından büyük bir destek. Bunun yanında tabii sadece girdi ihtiyaçlarını karşılama noktasında değil, aynı zamanda üretmiş olduğu ürünü pazarlama noktasında da hem piyasa fiyatlarının oluşumunda hem de ürettiği ürünü değerlendirme noktasında da yanında oluyoruz. Tarım kredi gübre ve diğer ürünleri satışı sırasında fiyat açıkladığında genelde tüccarlar tarım kredinin fiyatlarını baz alıp da fiyat açıklıyorlar. Tarım kredide fiyatların, daha doğrusu ürünün bittiği, kalmadığı veya hani bazen oluyor ya, diyelim ki birkaç günlük bir gecikme olduğunda hemen tüccardaki fiyatların nasıl yukarılara doğru çıktığını, tarım kredi fiyat açıklayınca nasıl tüccarın fiyatını düşürmek zorunda kaldığını birçok çiftçimiz, üreticimiz sahada görüyor zaten. Aynı şekilde ürün alıyorken de tarım kredi olarak biz ürün alacağız dediğimizde ne yapıyor? Bir kere piyasada bir rekabet oluşuyor. Dolayısıyla satacak olduğu ürünün fiyatının yükselmesine sebep oluyor. Aynı zamanda
vermiş olduğu ürünün parasını tahsilat noktasında da herhangi bir endişesi, riski olmuyor. Çünkü dışarıda tüccara verdiğinizde, herhangi birine verdiğinizde bazen duyuyoruz. İşte ben ürünümü teslim ettim. Belki bazen kendince yüksek fiyattan teslim ettiğini düşünüyor ama bunun karşısında mağdur olduğunu, parasını alamadığını veya çok geç aldığını görüyoruz. Ama tarım kredi kooperatifleri ya peşin veya bir vadeli dahi alsa, hangi gün söylemişsen ürün fiyatında zamanda vererek üreticinin her zaman yanında olduğunu gösteriyor. 2016 yılında özellikle ayı çiçeği alımında çok büyük katkımız oldu. İnşallah yine 2017 yılında hem ayı çiçeği olsun hem de arpa, buğday, hububat alımlarında da üreticimizin yanında olmayı düşünüyoruz. Biz Tarım Kredi Kooperatifleri her zaman aile olduğumuzu üreticimizin yanında olacağız. Onları destekleyeceğiz. Ekonomik olarak destek veriyorsunuz. Bir de eğitim kısmı var. Eğitim olarak destek veriyor musunuz? Mesela çok fazla tohum çeşidi var buğdayda. Evet. Eğitimle ilgili çiftçinin yanında mısın? Neler yapıyorsunuz? Şimdi onunla ilgili de özellikle kış aylarında bu eğitimleri, ama bazen dönemsel olarak da sahaya inip sahada da eğitim vermek gerekiyor. Kooperatiflerimizde ziraat mühendislerimiz var. Ama bu ziraat mühendislerimize de biz işi bırakmıyoruz. Buradan bölge birliğinin de desteklediği çiftçi ve köy ziyaretleri yapıyoruz. Bazen akşamları kahvehanelerde arkadaşlar bizimlerle paylaşıyorlar. Bir kısmına biz de katılıyoruz. Fırsat buldukça, imkan buldukça. Gittiğimiz yerlerde de çiftçilerimizi ziyaret ediyoruz. Eğitimi hakikaten önemsiyoruz. Ziraat mühendislerimiz önce eğitim veriyoruz. Onlar da bunu sahaya yansıtıyorlar. Hani belki tekrar gibi olacak ama burada önemli olan çiftçimizi doğru bilgilendirmek, doğru işler yapmasını sağlamak, uygun fiyata kaliteli girdi oluşturmak, bunun sayesinde elde etmiş olduğu ürünü doğru planlamayla beraber daha sonra pazara sunması noktasında da yine fiyat avantajı sağlayarak doğru şekilde pazara sunması konusunda destek olup bunun gelir seviyesini arttırmamız gerekiyor. Çünkü bizim üyemiz, ortağımız, bir aileyiz diyoruz. Onun gelir seviyesi artarsa, yüzü gülerse tarım kredi kooperatifleriyle daha çok çalışır. Bizim kuruş mantığımız, felsefemiz de, misyonumuz da bu. Girdi maliyetlerini düşürüp pazarda da gerekli desteği sağlayıp, pazarlama noktasında da desteği sağlayıp üreticimizin, çiftçimizin yüzünün gülmesini sağlamak. Tekirdağ çiftçisi Türkiye genelinde çok yüksek teknolojiyle üretim yapıyor. Tekirdağ çiftçisi ve Türkiye çiftçisini karşılaştırsak. Şimdi özellikle daha önce çalıştığım Karadeniz bölgesiyle kıyasladığımız zaman aslında çok ciddi uçurum var. Bir kere buradaki çiftçilerimiz büyük arazilere sahipler, çok büyük araziler işliyorlar. Çok da bilinçli, bilgili. Demin dediniz hani eğitim noktasında bazen biz onlardan da istifade ediyoruz. Sadece biz eğitim vermiyoruz. Aynı zamanda eğitimli, kültürlü, bilgili, çok ileriye gitmiş çiftçilerimizden de bilgiler alıp diğer çiftçilerimizle de paylaşıyoruz. Hakikaten çok bilinçliler. Çok geniş araziler işledikleri için tabii çok da ince hesap yapıyorlar. Bu da bizim bir anlamda kendimizi daha iyi geliştirmemizi, daha fazla gayret etmemiz noktasında bizi de zorluyorlar. Bu da güzel, bizim açımızdan sevindirici. Hakikaten buradaki çiftçiler bayağı bir mesafe almışlar, öyle görüyorum. Biz de onların hızına yetişeceğiz. Hatta biraz daha hızlanıp onlar bizim hızımıza daha sonra yetişmelerini isteyeceğiz. Şimdi 2017 ile ilgili şu anda çiftçilerimizin özellikle gübre tedarikleri var. Gerek gübre konusunda, mazot konusunda hakikaten iyi bir fiyat avantajı yakaladık. Şu anda üreticilerimiz de hem kaliteden hem fiyattan memnunlar. Bir kere şu anda ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Sonrasındaki planlamamız da şu. Burada bir sınırlama koymadık biz. 2016 yılında 670 milyon kredi kullandırdık. 2017 yılıyla ilgili 700 milyonluk bir öngörümüz var. Ama 700 milyon demek hani 700 milyona geldik, biz burada duralım mantığı da yok. Daha fazla da gidebilir. Bizim tahminimiz 750 milyon gibi bir şey olur diye öngörüyoruz. Kredi kullanımında da zaten bizim aynı şekilde desteklerimiz devam edecek. Ürettikleri ürünü almayla ilgili de ayçiçeğiyle ilgili ürün planlamamızı yaptık. Yaklaşık bir 60 bin ton kadar ayçiçeği almayı öngörüyoruz. Bunun daha da fazlası olabilir ama biz hani bunlar diyorum öngörü. Bunun dışında hububatla ilgili de bir çalışma yapıyoruz.
daha önce zaman zaman hubbat alınmış lokal olarak bazı yerlerde. Bunu tüm Trakya'ya yayabilir miyiz? Onunla ilgili çalışacağız. Şimdi net bir şey söylemiyorum ama düşüncemiz bu yönde. Bu yönde. Bu iki ürünü aldığımız takdirde zaten bu bölgenin ihtiyaçlarının büyük bir kısmını karşılamış oluruz. Başta da söyledim, sadece ürünün miktar bazında alınması değil, aynı zamanda tarım kredinin ürün alıyor diye söylenmesi, bunu dile getirmemiz, ifade etmemiz ve orada belirleyeceğimiz fiyatlar piyasada bir denge oluşturacaktır. Bu bile çiftçiye aslında doğrudan olmasa bile dolaylı bir destek sağlayacaktır. Yani tarım kredi ürünü getirmesi bile bir başka tüccara vereceğinde bile oradaki fiyat avantajını sağlaması, gidip oraya daha yüksek fiyattan teslim etmesi bile çiftçinin kazancı demektir. Bizim de arzuladığımız budur. Yani çiftçinin gelir seviyesini ve kazancını arttırmak. Çiftçiye ne söyleyeceksiniz? Tarım Kredi Kooperatifi, çiftçinin haklarını koruyan güç bir sağlam bir kurum. Size nasıl üye olsunlar? Üye olduğunuz zaman faydaları neler olacak? Şimdi Tarım Kredi Kooperatiflerine üye olmak çok fazla bir prosedürü yok. Aslında kendilerine ait arazilerini veya varlıklarını beyan eden, tarımla ilgili varlıklarını beyan eden ÇKS belgesiyle kooperatifimize uğradıklarında her şeyden önce kooperatiflerimizde sıcak bir ilgi var. Çayı ikram edilir. Diğer detaylar kendilerine anlatılır ama bunlar çok zorlayıcı şeyler değil. Ve bunu bir defa yaptığında daha sonra istediği ürünü kendisine tahsil edecek, açılacak kredi limitleri doğrultusunda 5 yıl boyunca zamanında borçlanarak eğer alacaksa borcunu ödeyerek bu sistemi 5 yıl boyunca çalıştırabilir. Her defasında yeni bir işleme gerek kalmaksızın gelip ihtiyaçlarını karşılayabilir. Yani bir kere sıcak bir aile yuvası var. Kooperatifte çalışan arkadaşlarımız hakikaten çok samimi, çok ilgililer. Sahada müdürlerimiz sürekli, biz öyle olmasını da arzuluyoruz bunu. Arkadaşlarımızla yaptığımız toplantıda da dile getirdik. Bir kere makam odalarında oturan kooperatif müdürü istemiyoruz biz. Sürekli sahada olacaklar ki biz de, ben de aynısını yapıyorum. Haftanın en az 2 günü, bazen 3 günü sahada kooperatiflerimizi ziyaret ediyoruz, çalışmalarına bakıyoruz, yerini inceliyoruz. Çoğu zaman da gittiğimiz yerde yönetim, denetim kurulu üyelerimizle, çiftçilerimizle sohbet ediyoruz. Onların bir dertleri var mı, talepleri var mı? Bunları topluyoruz. Burada arkadaşlarımızla paylaşıp aşamadığımız kısımları genel müdürlüğümüzle paylaşıyoruz ve kısacası çözüm odaklıyız. Tarım krediyle çalıştıkları zaman bunun farkını kalitede görecekler, fiyatta da görecekler. Ve özellikle şu konuda çiftçilerimize aslında bir mesaj vermek istiyorum. Tarım krediye uğramadan, tarım kredinin kalitesini ve fiyatını görmeden dışarıdan herhangi bir işlem yapmasınlar. Gördükten sonra yapacaklarsa tercih onlar ama genelde çiftçilerimiz bizim sadece fiyata bakarak işlem yapıyorlar. Bunu doğru bulmuyoruz. Çünkü fiyatla birlikte almış olduğunuz ürünün kalitesini kıyaslamazsanız aslında ucuz diye nitelediğiniz şey daha pahalı olabiliyor. Bu anlamda tarım kredinin kalitesini ve fiyatlarını görsünler. Ona göre oradaki imkanları bilmeyenler aslında öğrensinler. Ben inanıyorum ki ortaklarımız, çiftçilerimiz başka bir yere gitmeyecekler. İhtiyaçlarını tarım kredi kooperatiflerinden karşılayacaklar. Ve düzenli olarak da bunu yenilediklerinde hiçbir sıkıntı yaşamazlar. Son olarak ne söylemek istersiniz? Son olarak söyleyeceğim, ben 2016 yılının Tarım Kredi Kooperatifleri açısından Tekirdağ Bölge Birliğimiz adına iyi geçtiğini, 2017 yılında özellikle Ocak ayında bir kar yağışı oldu. Bunun da tarlalar için ve ürün için verimli olacağını, 2017 yılının bereketli bir yıl olacağını öngörüyorum. Tüm çiftçimize hayırlı kazançlar, bol kazançlar, bol ürünler temenni ediyorum, diliyorum.